Efendim, Türkiye yaklaşık 14 gündür 21 Ağustos'tan beri kaybolduğu günden beri küçük Narin'i arıyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayboldu Narin. Önce Kur'an kursundan geç döndüğü için, dönme saatinde gelmediği, geç kaldığı için ailesi tarafından aranmaya başlanmıştı. Sonrasında güvenlik güçleri devreye girdi ve bütün Türkiye artık küçük Narin nerede diyor ve bulunması için dua ediyor. Güvenlik güçlerimiz de bütün çabayı harcıyorlar. Konuyla ilgili günden güne önemli gelişmeler oluyor. Son gelişme Narin'in amcasının tutuklanması olmuştu. Hemen konuyla ilgili sıcak gelişmeleri ve son bilgileri almak üzere bölgeye gideceğiz. Diyarbakır'a uzanacağız. Muhabir arkadaşımız Canan Altıntaş orada bizleri bekliyor. Ve Narin kaybolduğu günden beri an be an bütün gelişmeleri TV100 ekranlarında bizlere aktarıyor. Şimdi Canan bağlandı zannediyorum arkadaşlar. Beni duyabiliyor mu Canan? Canan merhaba, hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum hepimiz için. Yeni ne var gelişme, ne oluyor orada, ne konuşuluyor? Hem hukuki olarak gelişmeleri soracağım, hangi aşamadayız, hem arama çalışmaları hangi aşamada ve tabii ki bölgede konuşulanlar da var. Sen kulak kabartıyorsun bunlara, bizlerle neler paylaşabilirsin Narin'le ilgili? Evet Cansu, Canan 21 Ağustos günü kayboldu Narin. Sonrasında arama çalışmaları başladı. İlk günden bugüne kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'la birlikte o günden bugüne tüm çalışmaları yakinen takip ettik. Tabii arama çalışmalarına jandarma ekipleri, JASAT ekipleri, istihbarat ekiplerinin yanı sıra her geçen gün farklı ekipler de eklendi. İlk olarak koordinasyon merkezi oluşturuldu ve koordinasyon merkezine uydudan yansıyan köyün etrafının bulunduğu noktaları gösteren bir harita yerleştirilmişti. O harita üzerinden arama kurtarma ekipleri belirlenen noktaları her gün arıyordu. Tabii ki 3. 4. gün bu sayı daha çok artmaya başladı. Komandolar geldi. Ardından Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yine NLP uzmanları, davranış birimleri uzmanları, birçok konuda, kayıp konusunda, cinayet konusunda uzman ekipler köye geldi. Tabii istakip köpekleri, 9 farklı köpek yine sahadaydı. 52 kilometrelik alan tarandı. Ancak Narin'e ait bir iz bulunamamıştı. Tabii bu süreç içerisinde bir kapının önünde kan, taşa sıçramış kan bulundu. Terlik bulundu. Yine bir derede bir terlik bulundu. Çorap bulundu ve bunların birçoğu DNA örnekleri, Narin'den alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılmıştı. Bu çalışmalar devam ederken bir taraftan jandarma ekipleri de köydeki herkesle mülakat alıyordu. İfade alıyorlardı. Gözaltı bildiğiniz gibi öncelikle AB'ye gerçekleştirildi. O da kolundaki ısırıktan dolayı İstanbul Adli Tıp Kurumu koldaki ısırıkların belirlenemediğini açıkladı. Ardından bir sonraki gün amca SG, muhtar olan amca SG gözaltına alındı. Peki muhtar amca neden alındı? Herkesin merak konusu bu. Biz kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'la birlikte köye gittiğimizde aslında muhtarla biz de konuşmak istedik. Ancak kendisi o gün Batman'da olduğunu, konuya vakıf olmadığını, misafirlerinin olduğunu, çünkü köye çok fazla geliş gidişler vardı, misafirlerinin olduğunu söylüyordu. Bu yüzden çok fazla temas kuramadık. Sonrasında zaten Batman'da olduğunu söyleyince bu kez ifadeler alındığı için köyden bir kişi, aile büyüklerinden birisi, olayın gerçekleştiği gün amca SG ile kapının önünde oturduğunu söyleyince olayın seyri değişti. İşte o günden sonra jandarma farklı bir çalışma başlattı. Amca SG'yi markajına aldı. Bu arada köyde o gün erkeklerin olmadığını, hepsinin davetiye dağıttığını söylüyordu herkes. Erkeklerin dışarıda olduğu söyleniyordu. Bu bilgiler üzerine jandarma markajını amca SG'nin üzerine yönlendirdi. Aynı zamanda bir benzin istasyonundan. Yani bir dakika Canan, geldi. Buraya bir açıklığa kavuşturalım. Adım adım gidelim. Yani normalde o vakitte köyde hiçbir erkek yok. Ama amca orada. Amca SG'nin orada olduğunu. Ve biz bunu bir köydeki bir vatandaşın ifadesinden veriyoruz. Amca bunu başta gizliyor mu? Ben de mi yoktum diyor köyde.
Evet, kendisi ben Batman'daydım, haberim yok. Nari'nin kaybolduğunu duyunca arama çalışmalarının için geldim diyordu. İfadeyi veren kişi de yine yakın aile büyükleri. Yaşlı bir bey. Köyde sadece yaşlılar var ve çocuklar var. O gün herkes davetiye dağıtmaya çıkmış diye bir ifade vardı genel tabirle. Fakat sonrasında bunun böyle olmadığını jandarma ekipleri anladı. Ve amcanın aracı bir de bir benzinliğe gitmişti. O benzinlikte bir alışveriş yaptı, ıslak mendil aldı. Yönünde bilgiler gelince oradaki görüntüler, kameralar ve sonrasında... Bu arada amcanın bir saat o gün telefonunu kapattı. Aynı zamanda WhatsApp yazışmalarını sildiğini belirledi ekipler. Bu şüpheler üzerine bir de aracında detaylı inceleme yapıldı. Amcanın aracı o gece jandarma komutanlığına götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı araştırma yaptı ve Nari'nin kıyafetlerinden aynı zamanda aile fertlerinden alınan kan örnekleriyle Nari'nin kıyafetleriyle DNA örnekleri örtüştü. Bu şüphe üzerine jandarma amca Sevgi'yi gözaltına aldı ve dün adliyeye sevk edildi. Önce savcılığa ifade verdi. İfadesinde o benim yeğenimdir, benim arabama binebilir, sürekli aracım kapının önünde. Ben o gün o saatte orada öğrendim Nari'nin kaybolduğunu, o sırada gelişti diye bir ifade vermiş. Bu arada WhatsApp ve telefon kayıtlarıyla alakalı geniş kapsamlı bir ifadesi yok kendisinin. Farklı ifadeleri var. Bir telefonların toplanacağını duyunca farklı görüşmelerinin, aile içi görüşmelerinin gizlemek için sildiğini iddia etmiş. Ve tutuklandı amca. SG tutuklandı. Ve sonrasında ise bu durum köyde nasıl yankı buldu? Biz bugün sabah saatlerinde yine köye gittik ama zaten adliye önünde aile yakınları bekliyordu. Köydekiler ve SG'nin yakınları olayı şöyle değerlendiriyor. Bizim abimiz, bizim muhtarımız aile fertlerinin her zaman binebileceği şekilde araç kapıları açık. Çocuklar binebiliyor, biz birlikte seyahat edebiliyoruz. Böyle bir şeye kendisini kesinlikle bunun bir komplo olduğunu düşünüyorlar. Yani ahali sahip mi çıktı amca SG'ye tutuklama sonrasında? Yani evet, amca SG tutuklandı. Evet. Köy ahalisi amcaya sahip çıktı. Bu muhtardır. Arabasının kapısı herkese açıktır. Bizim çocuklarımız da defalarca binmiştir. Bu çok normaldir mi diyor? Hı hı, evet. Peki. Evet. Buyur. Bu şekilde yorumluyorlar. Ve kesinlikle bunun bir komplo olduğunun altını çiziyorlar. Zaten böyle bir olayın köyde gerçekleşmesinden kaynaklı oldukça rahatsızlar. Küçük kızın bulunmaması onları daha çok üzüyor. Aile fertleri de, yani SG'nin kardeşleri de, aile fertleri de bu şekilde düşünüyor. Tabii ki şunun da altını çiziyorlar. Eğer şüpheli görülen herkesin tabii ki sorgusu yapılsın, ifade verilsin. Ama DNA'nın eşleşmesi konusunda kafalarındaki net cevap şu. O bizim yeğenimiz, tabii ki binebilir, onun da aracına binebilir, bizimkine de binebilir. Bu gayet normal bir şey. Bundan ötürü abimizin ya da muhtarımızın bu şekilde suçlanması bizi rahatsız ediyor diye tabirleri var. Pekala, şimdi önemli bilgiler verdin. Ahalinin orada tabii ki söyledikleri, konuştukları da çok önemli. Ersan Hocam, sizle başlamak istiyorum bu meseleye. Şimdi Canan'ın söylediği tutuklama sebebi, gerekçesi olarak saydıkları bir işte yalan söylüyor, ben başka bir yerdeyim, yoktum diye. Sonrasında ne oluyor? Orada çıkıyor. Bir saat telefonu kapalı kalıyor. WhatsApp yazışmalarını siliyor amca. Arabada DNA bulunuyor ve arabada DNA bulunmasının normal olduğu üzerinden bu bir komplodur diye ahali de bir kanıya varıyor. Ama daha önce Nari'nin abisi ve annesi de gözaltına alınmıştı. Neden amca tutuklandı ve neden kasten adam öldürmekten, değil mi, tutuklandı? Yani bu ne anlama gelir hukuksal olarak? Soruşturmayı ben yürütmediğim için bilmiyorum niye tutuklandığını. Yani suç ceza hakimi niye tutukladı, niye tutuklamadı, o konuda yorum yapamam. Soruşturmanın gizliliği devam ediyor, yorum yapamam.
suçsuzluk masumiyet karinesi var. Yorum yapamam. Sadece şunu söyleyeyim. Cesetsiz cinayet üzerinden çokça tartışma gördüm. O konuyu yakın zamanda incelemiş ve yazmıştım. Türk Ceza Muhakemesi hukukunda çok zor dosyalar, cesetsiz cinayet dosyaları var, mahkumiyet kararları da var. Mahkumiyet kararlarının yalnızca 3 temeli olacak. Birincisi, kişinin öldüğü hususunda hiçbir şüphe olmayacak. Yani bu kişi ölmüştür. Öldürülmüştür zaten araştırılacak husus. Bunun tespiti gerekir. Anladığımız kadarıyla savcılık makamı burada adı geçen kız çocuğunun öldüğünü, öldürüldüğünü kabul ediyor. Yani ha, bu şu anda kabulü mi? Bu. Yani evet. Kabulü yani, bu, o, o yani, demek mi? Yani, yoksa başka türlü tutuklama tedbirini tatbik etmek mümkün mü? Değil. Yani yaparsınız kanuna aykırı olur. Zaten avukatı veya avukatları da yasal yollara başvuracaklardır. Birincisi bu. Yani şahsın öldüğü, ikincisi zorlamalı ölümle hayatını kaybetti. Yani öldürüldüğü hususunda en azından ceset olmadan tespitlere ulaşılması lazım. Yani diyelim ki görüntüler var, uçuruma doğru gidiyor ve uçurumdan sonrası yok. Şimdi bu ne oldu? Düştü. Bulamıyorsunuz ama onun öldüğünü kabul ediyorsunuz. Medeni hukukta ayrıca şahsın gaipliği, ölüm tehlikesi altında kaybolmanın sonuçları var ama ceza hakkında birincisi bu. İkincisi ise biz bir ikrar ararız. Tabii şu anda soruşturma devam ediyor. Yani şahsın ileride mahkum edilebilmesi için cesetsiz cinayet dosyalarında açık veya örtülü ikrarı gerekir. Yani bu suçu işlediğine dair beyanın alınması lazım. Yoksa hiç hikaye. Üçüncüsü ise elde edilen delillerin, somut delillerin, yani şahsın öldüğü, öldürüldüğü ama cesedinin bulunamadığı. İki, şüphelinin ileride sanığın sorgu ve savunmalarının bu suçu işlediğine dair tevilli ikrarı en azından içermesi. Üçüncüsü de gerçekten ikrar yetmez bizde. Yani bir kişinin ben bu suçu işledim demesi onun mahkumiyeti için yeterli değil. Biz zaten şu anda mahkumiyeti konuşmuyoruz. Kovuşturmayı konuşmuyoruz. Soruşturmanın başlangıç aşamasını konuşuyoruz. Hı hı. Bir tutukluluk var. Ne olduğu belli değil. Ceset olmadan bu yola başvurulmasının iki kabulünün savcılıkta olduğunu görüyoruz. Bir, öldüğünü kabul ediyorlar. Öyle bir yolla hareket ediyorlar. Hürriyeti tahdit ve kasten öldürme suçlarından, ki çocuğa karşı kasten öldürme suçu işlenmişse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanır. İlerisi için konuşuyorum. Bir diğeri de kuvvetli suç şüphesini gösteren, yani bu iki suç yönünden kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillere ulaşıldığını gösteriyor. Eğer ulaşılmadan tutukluluk talep edilip adli kontrol tedbiri de tatbik edilmemiş, tutuklama kararı verilmişse kendisi, avukatları zaten zorunlu müdafiilik burada geçerli, hem de tutuklama tedbirinde olmak zorunda, itiraz ettiğinde önce sulh ceza hakimliği karar veren, ardından da itiraza bakacak Asliye Ceza Mahkemesi inceleme yapacaktır. Ama tekrar söylüyorum, cesetsiz cinayet dosyaları şu anda öyle gözüküyor, ortada ceset olmadığı çok zor dosyalardır. Genellikle başarılı bitmez. Başarılı bitebilmesi için üç hususun birleşmesi lazım. Bir, öldüğü ve öldürüldüğü kesine yakın tespit edilmeli. Yani şahıs kaybolmuştur değil. Kaybolmuşsa o önemli değil. Yani bir sene sonra, iki sene çıkıp gelebilir. Bu bizim ceza hakkında çok da tartışılır. Hatta Bekarya'nın kitabında, yani çok eski tarihlerde yazılan kitapta da böyle mahkum edilip idam edilen ama ardından öldürdüğü söylenen kadının çıkıp geldiği vakalar olmuştur. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. İkincisi, kendisinin böyle bir anlatımının olması. Yani el attım, kaçırdım, öldürdüm veya şunu yaptım, bunu yaptım. Yani sizin o sonuca varmanız gerekiyor. Tabii bu konuştuğumuz hususlar ilerisi için. Şu anda tutuklama tedbiri tatbik edilmiş. Daha yolun başında soruşturma. Umarım bu arada çocuk yine sağ kurtulur, sağ salim. Ama tabii süreç uzadıkça durum kötüleşiyor. Daha önce bir program yapmıştık burada birkaç gün evvel, söyledim. Yani aşağı yukarı çözülebilir bir mesele gözüküyor. Tahminlerim doğrultusuna gidiyor ama tabii suçsuzluk masumiyet karinesi var. Bizim bir şey söylememiz şu anda abes olur, hoş olmaz hukukçu olarak. Bir diğeri de somut delillerin net o şüpheliği veya sanığı göstermesi lazım.